Allah bu dünya hayatı sona erdikten sonra ahiret hayatında mı sadece söz sahibi olacak? Yani benim Allah'ım dünya üzerinde bir otorite sahibi değil mi? Haşa. Benim Rabbimin sözü bu dünyada geçmemekte midir? Haşa. Yoksa hakikaten Aristo'nun dediği gibi Allah kainatı yoktan yarattı ve göğe çekilip işini tamamladı mı? Haşa ve kella. Yoksa Allah bu dünyaya değer vermedi, idareyi ve iradeyi biz insanlara mı bıraktı? Allah sadece ahiretin Rabbimi. Hayır kardeşler, bizler Fatiha içerisinde Maliki yevmeddin derken şunu söylüyoruz kardeşler. Benim Rabbim hem dünyada hem de ahirette tek hakim, tek güç, tek otorite, tek söz sahibidir. Biz Müslümanlar olarak camilere hapsedilmiş, sınırları seccadenin arasına konulmuş bir dini kabul etmiyoruz. Müminler Allah'ın otoritesinin haşa ve kella hakim olan yöneticiler, idareciler, hükümetler tarafından sınırlandırıldığı bir din anlayışını kabul etmiyoruz. Kim alınırsa alınsın, kim gücenirse gücensin. Mescitlerde Allah olacak, yemeklerimizde Allah'ın hükümleri ve kanunları olacak, kıyafetlerimizde Allah'ın hükümleri olacak ama ticaretimizde olmayacak, kanunlarımızda olmayacak, anayasamızı belirleyen Allah olmayacak. Meclisimize karışan Allah olmayacak. Beşer eli kalkıp inecek, haram ve helalleri beşer olandan belirleyecek, hem de Allah adına diyecekler. Haşa ve kella. Biz böyle bir anlayışı da kabul etmiyoruz. Benim Rabbim hemen arkasından bunu teyit etmem için diyor ki اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Evet, kulluk nedir güzel dostlar? Kulluk, Allah'a kulluk, fikirlerimizin, sözlerimizin ve amellerimizin sadece Allah için yapılmasıdır. Eğer sen Allah için, Allah'ın adına, Allah'ın istediği şekilde amel etmiyorsan, amel ettiğin şeyin kulusundur. O yüzden bizler İyyâke na'budu derken Rabbim ben dünyada yaşadığım müddetçe, ben öldükten sonra da hayatımda tek söz sahibi, hakim, güç, otorite sensin demekteyim. Ancak sana ibadet ederim. Başkalarına değil, başkalarını memnun etme değil, başkaları razı olsun diye değil.